Vallahi her hafta tabii bir önceki haftanın eksiklerine çalışırsınız. Kendi anlayışınızın dışında. Ne yanlış yapıyorsanız ona çalışırsınız. Onu bertaraf etmek için. Ama biz ona çalışıyoruz fakat sahaya göre bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Bugün de gereksiz, lüzumsuz bir eksik bırakma hadisesi yaşadık. Kolay da değil tabii. İlk 45 dakika birçok oyuncunuz büyük bir efor sarf etmiş ve 10 kişi kalmışsınız. Kolay değil tabii. Açıkçası emeğin zayi olduğu, emeğin yazık diyebileceğimiz, emeğimize yazık diyeceğimiz bir maç oldu. Öne geçtik. Arkasından da başka pozisyonlar da bulduk rahat rahat. Ama maalesef devreye böyle girmeyi beceremedik. Gereksiz bir faul ki golde Fatih'in de bana göre hatası var. Orayı daha evvel sezmeliydi, bilmeliydi. Devreye bir girdik, bir de eksik girdik. Eto'yu hiç söylemiyorum zaten. İkinci yarı oyun anlayışımız, oyuncu değişikliğini, 10 kişi kalmanın hepsini bir arada düşünerek kendi sahamızda kabul ettik. Ancak özellikle 60'tan sonra çıkışlarımızda, hücum çıkışlarımızda çok etkili olmaya başladık. Nitekim golü de bulduk ama bizim biliyorsunuz VAR taramaları sağlık taraması gibi oluyor. En ince noktasına kadar. Her zaman şimdikini söylemiyorum. Yani. Olmadı. En kötü ihtimal mağlup olmuyorsunuz. Bu durumda bir bir bitirecekken tesadüfü de bir gol yedik açıkçası. Bu da bizim takımımıza yakışmadı. Ama ilk yarı daha iyi şeyler beklediğim oyuncularım vardı. Maalesef onlardan beklediğimizi alamadık. Muhakkak bunlar uzun vadede halledilebilir. Ama tabii açıkçası çok da talihsiz demeyeceğim. Bunları bu hale getirmemeliyiz. Onun için dediğim gibi emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu. Bence golün iptal olması gerekiyor çünkü hücum oyuncusu olduğu için tesadüf de çarpsa eline görmese de kural gereği iptal olması gerekiyor. Orada bir şeyim yok, tereddüdüm yok yani. Ama biz de genel olarak gol olsa da taramalar dediğim şekilde oluyor. Tabii Falcao ikinci yarı tek santrfor 4-4-1'e dönmüş bir takımın içerisinde çok da orada oynayıp, bir eksik oynayıp o kadar efor sarf edecek durumda değil. Hafta içi de milli maçta da geldi. 20 saatte yolculuk yaptı. Dolayısıyla oyunda daha iyi olan, daha hazır olan Babel'i öyle çekip çünkü topla da bizde kalması ve tutması da gerekiyordu oradaki oyuncunun. Bu bir taktiksel değişiklik. Eğer 11 kişi girseydik çıkarmazdım şeyi, Falcao'yu. Ama mecburen daha güçlü bir orta saha istedik. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Tabii Falcao ismi olunca beklentiler de yüksek oluyor. Doğal olarak herkes de ona göre bekliyor. İnşallah daha iyi olacak. Bunda tabii değişikliklerin muhakkak ki
önemli bir gerekçe. Bu arkadaşımızın sorusu için, değişimin için önemli bir gerekçe değişiklikler. Ama kendi sahamızda iyi kapatıp çabuk da çıkan, zaman zaman da eksik olmamıza rağmen rakibe orada baskı yapan bir Galatasaray oldu. Burada da bayağı ciddi tehlikeler de yarattık. Golü de bulduk bize göre yani en azından. Ama yeterli olmadı. Birinci yarıdan daha iyi oynadı sorusu tabii bakmam lazım. Tekrardan incelemem lazım. Daha maçı seyredip. Ama bazı oyuncularımızın ilk yarı verimleri maalesef esasında sebep o. Yani iyi oynayan oyuncularımızın bazıları bu kadar pas hatası yapma lüksüne sahip değiller. Galatasaray takımında oynayan herkes ona göre oynamalıdır. Genci, tecrübelisi hepsi. Çok pas hatası yaptık oyuna çıkarken. Yani çok basit hatalar olunca tabii oyun kurulumunda maalesef kopukluklar oluyor. Buna rağmen bazı çabuk çıkışlarımız da bize pozisyon getirdi ama kullanamadık. Bir tanesinde penaltıydı ama daha evvel penaltıdan daha müsait de pozisyonlara girdik. Ama Galatasaray takımı özellikle topun mülkiyetini, oyunun kontrolünü alıp oynar. Bugün onda başarılı değildik. O yüzden ilk yarıdan daha başarılı oldu. İkinci yarı daha pas yüzdesi özellikle orta sahada sadece yüksek oldu. Yani hakemden olabilir, hata yapabilir. İtirazım yok. Genç arkadaşlarımızın da bu arenada düdük çalmasından yanayım. Ne olursa olsun kötü de bir maç yönetmedi. Onlara şans veriyorlar. Bizim de bu şansı vermemiz lazım. Bugün Marcao'nun pozisyonu veya ona benzer bazı şeylerde hata yapmış olabilir. Ama genel olarak diğer maçlara baktığımızda bizim hakemimizin genç olması bir suç değil. Genç olması bir yanlış değil. Tam tersi. Bu düdüğü, bu maçları alabilmesi için önemli bir fırsat. Ben hakemden şikayetçi değilim. Tam tersi. Ben iyi maç idare ettiğini düşünüyorum. Sayın Başkanımızın ifadesi doğrudur. İki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları kulübümüz verir ama teknik ceza bir şey olursa ben veririm. Dolayısıyla böyle bir ceza yoktu soyunduklarına göre. O işler ayrı, o işler ayrı. Benim bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha belki maçlara da baktığımızda zaman zaman onları da dinlendirdiğimiz oluyor ama ondan bir ilintisi, bir ilgisi yok. O işlere ben pek müdahil olmam. Teknik tarafında kalırım işim. O yüzden bu sadece bir teknik karardı. Tamam? Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.